Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Şimdi Power BI'nin Microsoft'un diğer uygulamalarıyla oldukça fazla sayıda entegrasyonu var. Microsoft'un Power Platform dediği grupta Power BI, Power Automate, Power Apps gibi uygulamalar var. Bunlarla entegrasyonları var. Bunun yanı sıra Office uygulamalarıyla entegrasyonu var. PowerPoint'le var, Teams'le var. Bunlara birkaç örnek yapalım. İsterseniz önce Power Automate'ten bahsedelim. Power Automate Microsoft'un bir trigger action uygulaması ya da bir if -then else uygulaması, bir flow bir iş akışı uygulaması. Şu olursa şunu yap. Şu konulu bir e-mail gelirse şunu yap. SharePoint listesine şöyle bir dosya eklenirse şunlara haber ver gibi bir trigger action uygulaması. Tetikleyici bir olay olacak. OneDrive'daki X folder'ına bir dosya kopyalanması gibi veya Power BI dataset'in güncellenmesi gibi den şunu yap. Power BI Power Automate ile birlikte kullanıldığı en çok noktalardan bir tanesi dataset'in güncellenmesiyle ilgili. Şimdi gateway kurduk, saatlerini ayarladık, okey. Manuel tetikleme de yapabiliyoruz ama viewer kullanıcılar için düşünün. ...datasetin bir tarafına girmeye, gateway'in orasını burasını kurcalamaya yetkileri yok. Ne yapacaklar? Toplantı öncesi modelin güncellenmesi lazım. Ha, bu tür durumda Power Automate butonunu, entegrasyonu Power BI'de kullandığımızda... ...bir rapor sayfasına veri modelini güncelle, dataseti güncelle diye bir buton koymak mümkün. Veya daha sonra göreceğimiz data flow konusunda da benzer bir entegrasyon var... Önce data flow'u çalıştır, ondan sonra data seti güncelle gibi iş akışlarını yapabildiğimiz bir uygulama. Sadece Power BI değil, Microsoft'un domainindeki birçok uygulamayla entegrasyonu olan bir uygulama bu Power Automate. Bu ekrana ben nereden geldim? Powerautomate.com'a kendi kullanıcı adresimle girdim. Bir bakalım Power BI ile ilgili neler varmış. Buradan create diyebilirim ya da buradan my flow'u seçebilirim buradan Power BI diye aratalım. Karşımıza bir sürü Power BI ile ilgili flow çıktı. İsterseniz bunlardan bir tanesini örnek olarak yaptığımız modelde dataset'i güncellemek için kullanalım. Okey, daha önce bulutta oluşturduğumuz modeli raporu açtım. Edit moduna geçiyorum. Buradaki vis panosundan Power Automate ikonunu tıklayacağım. Şunu şöyle alalım buradaki power automate data alanına model içerisindeki herhangi bir sütunu hangisi olduğunun bir önemi yok eklemeniz gerekiyor tetikleyebilmek için çünkü bu bir buton oluşturacak. Buradaki 3 noktadan edit yeni bir flow oluşturacağız. Flow'a isim vereceğiz. Power BI butonu tıklandığında bu trigger yani tetikleyici ne olmasını istiyorsun? Action'ı belirtmemiz lazım. Refresh etmek istiyorum neyi refresh edeceğim? Data set'i refresh edeceğim. Nerede bu data set? Buradaki çalışma alanında. Bu. Data set'i refresh etmek istiyorum. Eğer bundan sonra da şöyle bir mail at vesaire gibi başka aksiyonlar, action'lar eklemek istiyorsanız new step deyip ekleyebilirsiniz. Bunu bir kaydedelim. İsim verelim. Model güncelle diye. Save Apply Back to Report. Böyle bir butonu ekledi. Bu raporu kaydedelim. Rapor görünümüne gelelim. Herhangi bir kullanıcı bu rapora erişimi olan, bu rapor sayfasına erişim olan herhangi bir kullanıcı bu sayfayı açıp, Run Flow dediğinde ki o text'i de değiştirebilirsiniz butonun özelliklerinden. E, data setin güncellenmesini tetiklemiş olacağız. Member contributor datasetin güncellenmesiyle ilgili yetkilere sahip ama viewer'lar değil. Viewer'lar için böyle bir buton faydalı olacaktır. Power BI ile entegrasyonu olan başka bir Microsoft uygulaması Power Apps, Power Platform altındaki Power Apps, Microsoft'un Low Code, No Code diye isimlendirdiği bir nevi uygulama geliştirme aracı bulut üzerinde çalışan. Power BI ile entegrasyon nerede devreye giriyor? Power BI by default read-only bir sistem. Yani veriyi okuruz, bağlanırız, şeklini, şemalini değiştirebiliriz ama geriye veri girişi yapmadığımız bir sistem. Power Apps burada devreye giriyor. Power Apps'in farklı model geliştirme yöntemleri var. Model Driven, Canvas, App vesaire gibi oldukça detaylı bir uygulama, ayrı bir eğitimi, ayrı bir ilgiyi kesinlikle fazlasıyla hak ediyor. Power Automate gibi hızlı bir demosunu yapmak çok mümkün değil ama bir bütçe veri girişi uygulaması üzerinden daha önce yaptığım bir örnek göstermek istiyorum. Bir bütçe veri girişi uygulaması bu, bir Canvas aplikasyon. Kabaca tariflemek gerekirse finansal raporlardaki bu Hesap başlıklarıyla ilgili şu hesabın bütçesi bu sene için Ocak'tan Aralık'a kadar şu olacak şeklinde bir bütçe tipi için hazırlanmıştı. Bu uygulamayı Power Apps'te oluşturduğum bu uygulamayı Power BI ile birlikte entegre ettim. Nasıl bir sonuç çıktı karşımıza? Şöyle tek bir ekranda bir tarafta bütçenin geçmiş değerlerini görürken veya gerçekleşenlerini görürken önümüzdeki dönem için bütçenin hesap bazında ne olması gerektiğini aynı ekrandan, Power BI ekranından ayrılmadan yapabileceğiniz bir uygulama. Basit bir örnek yapmak gerekirse benim sol tarafta PNL'im var, hesap başlıklarım var. Aynı hesap başlıkları Power Apps'teki uygulamada da var. Ben herhangi bir hesapla ilgili ocaktan aralığa kadar bütçemin ne olması gerektiğini hem gerçekleşen eski datama bakıp hem de aynı sayfadan ayrılmadan veri girişi yapabilirim. Power Apps'in Power BI ile birlikte sağladığı avantaj bu. Read Only olma eksikliğini gideriyor. Diğer ofis uygulamaları ile ilgili entegrasyondan da biraz bahsedelim. Teams ve PowerPoint ile entegrasyonu var hali hazırda. Copilot geliyor. Hem işletim sistemine geliyor hem birçok uygulamaya geliyor. Nasıl yenilikler getirecek zamanla göreceğiz. Oldukça yeni bir uygulama diyebiliriz. Ama Teams ile PowerPoint'e isterseniz bir göz atalım. Daha önce oluşturduğumuz buluttan yaptığımız raporu açıyorum. Buradan Share opsiyonunu seçtiğimde bana altta Teams PowerPoint ile ilgili opsiyonlar sunuyor. PowerPoint'i seçersem linki kopyalayabilirim. Veya PowerPoint eklentisini kurduysam Opening PowerPoint diyebilirim. Bulut'taki raporun aynısı ama interaktif bir şekilde. Yani Power BI.com'a girmeden herhangi bir PowerPoint sunumuna Power BI raporunuzu entegre edebilirsiniz. Bunun için PowerPoint için yalnız edinini kurmanız gerekiyor. Ya PowerPoint'in içinden kuracaksınız ya da Power BI.com'dan buradan indireceksiniz. Power BI for PowerPoint Teams için de benzer bir şekilde Share'den Teams'i seçebilirdim. Bana Teams ekranını açacak. Teams altında bir sürü aplikasyonlar var. Power BI de bunlardan bir tanesi. Burası biraz bekletiyor. Burada herhangi bir kullanıcıyla paylaşabilirim. Devamında Teams'i açabilirim. Teams'ten açtığınızda da aşağı yukarı benzer ekranlar geliyor karşınıza. Bu bir nevi collaboration'ı artırmaya yönelik bir ekran. Şu an Teams ekranındayım. Bulut'ta oluşturduğumuz rapor Teams'in altından interaktif bir şekilde çalıştırılabiliyor. Bunların tamamı collaboration'a yönelik şeyler. Kullandığınız Office 365 versiyonu ne olduğuna göre, sürümüne göre gördüğünüz ekranlarda ufak farklılıklar olabilir.